İyi akşamlar, EkoTürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Hafta başındayız, yüklü bir gündem var. Bu yüklü gündemi en fazla yükleyen akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir korona pandemisiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Bazı yeni yasakların gelebileceğinin haberini verdi ama bu arada belki de en önemlisi yeni bir aşının, yani Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ortaya çıkarabileceği bir aşıdan bahsetti. İki aşıdan bahsetti ama bu iki aşıdan birini çok yakından takip ettiğim için o bir aşı üzerinde duracağım. Diğer aşı konusunda çok fazla malumatım yok. Toplamda 8 aşı hazırlığının olduğunu söyledi. Bunlardan 6'sının henüz daha klinik aşamaların gerisinde olduğunu, yani 1 ve 2. fazın gerisinde olduğunu ama 2 aşının 3. faza geçmek üzere olduğunu söyledi. 3. faza geçmek üzere olan aşılardan bir tanesi TÜBİTAK öncülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 4 genç bilim insanının katılımıyla ve İstanbul'daki, Ankara'daki tıp fakültelerinden çok sayıda virolog ve enfeksiyon hastalıkları uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışma. Hollanda'dan 1. aşama deneyler için fareler, tavşanlar ve kobaylar getirilerek burada deneyler yapıldı. 2. aşamaya gelindiğinde de insana en yakın primat olan maymunlar üzerinde denendi. Yine bu maymunlar bir özel uçakla Hollanda'dan getirildi. Şu anda 2. faz geçilmiş durumda. 3. faza geçtiğimiz takdirde aşıyı kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz. 3. faz ne? 3. faz geniş kitleler üzerinde deneylerin yapılması. Şu ana kadar dar çerçevede primatlar üzerinde yapılan deneylerden olumlu sonuçlar alındı. Bunu biliyorum. Ama henüz insan deneyleri konusunda yeterli çalışma yok. Birkaç denekten sonra bu aşama geçilirse sonra daha geniş, işte 5 binlik, 10 binlik, 20 binlik, 30 binlik kitlelerde deneyler yapılacak. Ondan sonra da popülasyon artık bir onaydan sonra halka mal olmuş olacak. Umarız aşı çalışmamız istenilen gibi gider. Türkiye'de diğer ülkeler gibi, Rusya gibi, Çin gibi, Kanada gibi, Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi kendi aşısını üreten bir ülke durumuna gelebilir. Bugün bize Profesör Doktor Ege Yazgan eşlik edecek. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve yanında da ekonomist Sparta Co. kurucu ortağı Taner Özaslan olacak. Peki haberlerimize bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberini verdik. Her şeyin önüne geçen bir haberdi. Onun diğer ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hedefimiz lider ülkeler arasında yer almak. Hangi alanda? Tarımsal üretim alanında. Türkiye tarımsal üretim alanında Avrupa'da şu anda 2. sırada. Slovakya'nın hemen arkasındayız. Ama Slovakya ile aramızda çok ciddi bir puan farkı var. Onlar 7.9'luk bir büyüme göstermişler. Biz de 3.5 civarında bir büyüme göstermiş durumdayız. Bizim arkamızdan Almanya, Hollanda, Danimarka gibi ülkeler geliyor. Bu alanda öncülük ettiğimizi söylüyor. Veriler zaten bunu kanıtlıyor. Mike Pompeo, Amerikan Bakanı, İran'a yönelik yaptırımlar geri geldi diyor. Amerika biliyorsunuz İran'a yönelik yaptırımlar konusu iki ileri bir geri yaparak gidiyor şu anda. Amerikan Savunma Bakanı'nın bu açıklamasına gelen yanıtları birazdan söyleyeceğim. Amerikan Savunma Bakanı'nın açıklamasına İran Petrol Bakanı Zenganeh'ten bir açıklama geldi. Amerika'nın bu yaklaşımı bizi tamamen bir kansız savaşa doğru çekiyor dedi. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden gelen, Guterres'ten gelen açıklama var. Amerika kendi kafasına göre yaptırım uygulayamaz diyor. Şimdi bu açıklama bence ilginç şu bakımdan. Geride bıraktığımız hafta Dünya Ticaret Örgütü'nden de Amerika'ya karşı böyle bir çıkış gelmişti. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden böyle bir çıkış var. Demek ki Amerika eski Amerika değil ya da bir oyun var ama biz bu oyunun nasıl oynandığı konusunda henüz yeterince fikir sahibi değiliz. Goldman Sachs, Türk ekonomisi için daralma tahminini hafifletti. Daha önce Türkiye için bu yıl %5 küçüleceği yönünde tahminde bulunan Goldman Sachs, şimdi bu tahmini 3.5'a kadar çekti.
daha az daralacağız. Ama buna mukabil Türkiye %4'ten biraz fazla cari açık verebilir. Yani daha az küçülürken daha fazla cari açık vermek zorunda kalabilir. Sebeplerini biliyorsunuz. Türkiye ithalat bağımlısı bir ülke. İthalatın da önemli bir kısmının enerjiden kaynaklandığını biliyoruz. JP Morgan, Merkez Bankası gecelik likidite faizini, geç likidite faizini yükseltecek diyor. Şu anda politika faizimiz 8.25, geç likidite faizimiz de 11.25, bunu 100 puan artırabileceğini öngörüyor. Bakalım Perşembe günü Merkez Bankamız ne yapacak? Geldik, bugün Halkbank davası vardı. Halkbank davasını Hakim Berman bakıyor. Hakim Berman tarafları 20'şer dakika dinledi ve duruşmalı davaların 1 Mart'tan itibaren başlamasına karar verdi. Bakalım Halkbank oradan kendini nasıl sığıracak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şubeye gitmeden hesap açılabilecek. Bir anlamda temassız hesap açma dönemi başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulama başlıyor. Herhangi bir Skype görüşmesi yaparak bankayla muhatap oluyorsunuz ve banka 10 dakika içinde hesabınızı açabiliyor. Morgan Stanley, ekonomiler 2021 ilk yarıda iyileşir diyor. Ekonomilerden kastı Çin hariç, diğer ekonomilerden bahsediyor. Çin bu yılı zaten az hasarla geçecek. 2021'de normale doğru evrilmiş olacak. Diğer ekonomiler de ona eşlik edecek. ECB, Avrupa Merkez Bankası, PEP'i gözden geçirecek. PEP ne? Biliyorsunuz PEP, Korona Acil Yardım Fonu. Korona Acil Yardım Fonu için Avrupa Merkez Bankası 1 trilyon 35 milyar euro para ayırmıştı. Bu paranın nasıl kullanılacağı konusunda Avrupa Merkez Bankası bir küçük yol ayrımına gelmiş durumda. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ekonomisi dirençli olmaya devam ediyor. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok çünkü hakikaten Çin olağanüstü bir performans gösteriyor. Bu yıl Asya'yı belki de daha az küçülmekten kurtaracak olan yegane güç Çin. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, yurt dışı üfe %30.23 artış gösterdi. İhracat bağlantılı olan kesimler açısından son derece önemli bir veri. Şehirlere ve sektörlere özel destekler sağlanmalı. Şehirler ve sektörler, Akdeniz'de otelcilik ve turizm işletmeleri son derece zor durumda. Ona ilişkin gelen bir açıklama Türkiye'den. Dünya Bankası, kişi başına düşen gelir gerileyecek. Bunu herkes biliyor. Aşağı yukarı kişi başına gelirin %12 ile %16 arasında düşüş gösterebileceği, hatta bir hesaba göre de %18 kadar düşeceği tahmin ediliyor. Gayri safi hasılanın global 80 trilyon dolar civarında olduğunu düşünürseniz, bu küçülmenin %16-18 civarında olduğunu da hesaplarsanız ne kadar küçüleceğimiz ortada. TÜRSAP ve İTO'dan işbirliği. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği yaptı. Çünkü turizmde gerçekten işler iyi değil. Geride bıraktığımız hafta TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya Ekotürk yayınına katıldı ve sektörün içinde bulunduğu durumu anlattı. Neredeyse bir selde herhangi bir şekilde bize uzatılan bir şey yok dedi. Yani bir tutabileceğimiz ya da tutunabileceğimiz herhangi bir dal yok dedi. İstanbul Ticaret Odası muhtemelen bu anlamda bir paydaş ilişkisi çerçevesinde ilişki başlattı ve önümüzdeki günlerde sonuçlarını göreceğiz, takip edeceğiz her iki taraftan da. İngiltere ulusal karantinaya dönebilir. İngiltere'de ulusal karantinanın adımları atılıyor şu anda. Büyük para cezalarının gelmesi söz konusu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan gelen açıklamalar da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde WeChat yasağına mahkeme engeli. WeChat ve TikTok ikisi birlikte, bu arada ikisini birlikte mütalaa etmek lazım. Geride bıraktığımız hafta biliyorsunuz Amerikan Devlet Başkanı TikTok'un ve WeChat'in yasaklanabileceğini, daha doğrusu Amerikan sınırları içinde bir ana şirket marifetiyle yönetilmemesi gerektiğini öne sürmüştü. Mahkeme bu kararı kaldırdı. Yapabilirler dedi ama mahkemenin kararının gerçekleşebilmesi için de Oracle'ın ve Walmart'ın TikTok'a bir şekilde kapıyı daha fazla aralaması lazım. Şu anda kapının ne kadar aralık olduğunu bilmiyoruz ama WeChat eninde sonunda Amerika'da olacak. TikTok zaten olacak çünkü önlenemez bir fırtına gibi geliyor. Karbon emisyonu en zengin %1'lik kesim
En yoksul %50'den daha çok sorumlu. Çok açık bir şey bu. Zenginler çok tüketiyor. Bir zenginin herhangi bir yerden bir yere uçakla gitmesi on binlerce, yüz binlerce yoksul insanın karbon emisyonu, yarattığı karbon emisyonunun yüzlerce katı. Dolayısıyla çok harcayanlar daha fazla karbon emisyonu yaratıyor. Geldik. Vladimir Putin Rusya'nın silahlanma gününde konuştu. Silahlanmamızın, silahlarımızın eşi benzeri yok dedi. Haklı olduğu yanlar var. S-300, S-400 ve S-500'ler geliyor yakında. Hakikaten dünyada emsali olmayan hava savunma sistemleri geliştirmiş durumda. Şu anda Putin'in bu silahları NATO'nun korkulu rüyası halinde. Otomotivden $5,5 milyar parça ihracatı. Geçen hafta otomobilin 8 aylık ihracatını verdik. $10,5 milyar gerileme vardı. Yedek parça olarak da $5,5 milyar ihracat yaptık. İkisini üst üste koyduk. $16 milyar otomotiv sektörünün bir ihracatı var. Az ama kötü değil. Amerikan Uzay Kuvvetleri ülke dışındaki ilk birliğini Katar'a konuşlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz 16 bin askerden oluşan bir uzay kuvvetleri var. Ve bu uzay kuvvetlerin dünyanın pek çok bölgesine dağıtmış durumda. Bu arada uzayda da seyri sefer halindeler. Bunlardan birkaç askeri, 20 kadar askeri Katar'a konuşlandırıyor. Zaten Katar bir anlamda Amerikan çıkarlarının, Amerikan sermayesinin, Amerikan askerlerinin konumlandığı bir kara parçası olmaktan öteye gitmiyor. Yatay volümümüzdeki verilere bakalım. Kanada'dan yeni konut fiyat endeksi geldi, yüksek. Türkiye'den merkezi hükümet borç stoku geldi, yine bir öncekine göre yüksek. Hong Kong'un TÜFE'si -0.40, düşük, bir hayli düşük. İspanya ticaret dengesi 0.31, bir öncekine göre bir miktar aşağıda, yani kötü. Yeni Zelanda kredi kartı harcamaları da -11.9, önceki 5, dolayısıyla 2 katından daha fazla bir artış söz konusu. Peki şimdi konuklarımızla konuşmaya başlayacağız birazdan. Evet, bu aşı meselesini belki ileriki günlerde uzmanlarla konuşacağız. Türkiye'nin artık klinik 3. faz aşamasına gelmiş 2 tane aşısı olduğunu biliyoruz. 1 ve 2. aşamaları geçti. 3. aşamaya gelen 2 aşımız var. Aslında klinik fazları sıfırdan başlatıyoruz. Faz 0 dediğimiz, faz 0'da laboratuvar deneyleri yapılıyor, preklinik aşama. Faz 2 dediğimiz aşamada ilacın toksisitesi, ilacın farmakokinetik etkileri, ilacın etkili dozları gibi bazı kavramlar geliştiriliyor ve küçük miktarlarda hayvanlara zerk ediliyor, küçük hayvanlara. Faz 2'de ise primatlara zerk ediliyor, onlar üzerindeki etkileri ortaya çıkarılıyor. İnsana en yakın primat maymun, maymunlar üzerinde deneniyor. Eğer oradan olumlu sonuç alırsak insana geçebiliriz. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği o 8 aşıdan ikisi bu aşamayı geçmiş durumda. Yani primatlar üzerinde denendi, insanlar üzerinde de denenmek üzere hazırlanıyor. Fakat insanlar üzerinde denenmesi için tabii gönüllüye ihtiyaç var. Gönüllülerin bulunması ve o gönüllülerle ilgili düzenlemenin yapılması muhtemelen var yasalarımızda ama daha farklı ve yeni bu hastalığın koşullarına özgü bazı düzenlemelerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün İki değerli konuğumuz var. Dev bir kadro diyebilirim, ikili bir tim. Profesör Doktor Ege Yazgan bizimle birlikte ve ekonomist Sparta Co. kurucu ortağı Taner Özaslan bizimle birlikte. Herhalde bu dev kadro, dev tim nitelemesini abartarak söylemedim. Gerçekten her ikisi de son derece yetkin isimler. Hocam hoş geldiniz. Taner sen de hoş geldin. Hoş bulduk Ali Bey. Güzel, koro halinde söylediniz. Gayet güzel, iyi geldi şeyiniz. Şimdi nereden başlayacağız? Bir defa aslında Perşembe günü Merkez Bankamızın kararıyla başlayacağız. Merkez Bankamız ne yapabilir konusunda uluslararası bankalardan gelen raporlar var. Pek çok banka
Merkez Bankamızın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini ama geç likidite penceresini 11.25'ten 100 bas puan, kimilerine 50 bas puan, kimilerine 150 bas puan artıracağı 12.25 ya da 12.75, 12.50 yapabileceğini düşünenler var. Önce Ege Hocam sizle başlayacağız. Söz büyüğün, sus küçüğün biliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Tabii su diyorlar ama o sus aslında biliyorsunuz. Yani şeyin deyimin özü o. Nasıl bir yaklaşımınız var? Acaba Merkez Bankamız ne yapmalı size göre? Bence Merkez Bankası uzun zamandan beri düşündüğü, söylemiş oldu. Sadeleştirme adımını geçmesi gerekiyor. Yani bu ne demek sadeleştirme adımı? Haftalık fonlama faizini, yani gerçek politika faizini yükseltmedi. Evet. Ancak tabii bunun bence böyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Ancak ben tabii Merkez Bankası'nın böyle yapacağını zannetmiyorum. Evet. Merkez Bankası şu anda normal politika faizinden değil, 8.25'ten değil, 8.25'ten hatta hiç piyasaya para vermiyor, bankacılık sistemine para vermiyor. Farklı kanallardan, şimdi detayını herkes zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Repo ihaleleri, gecelik fonlama ve en son günlerde de geç likidite faizini gündeme aldı. Oradan çeşitli fonlamalar yapıyor ve buradan elde ettiği ortalama fonlama faizi şu anda 10 nokta küsürlerde. Şimdi tam detayını hatırlayamadım. Ama bu politikayı ben sadeleştirmesi gerektiğini, yani sadeleştirmeden ne kastettiğimi anlattım. Bunun daha efektif bir parasal sıkılaştırma olacağını düşünüyorum. Şu anda gelmiş olduğumuz yerde bu net bir adıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun bir ölçüde sıkışan döviz piyasasını da rahatlatacak bir adım olduğunu ve bu hareketle de yapılması gereken diğer ekonomik politikalar için hükümete, ekonomik otoriteye belli bir zaman kazandıracağını düşünüyorum. Böyle bir adım, ama ben böyle bir adım atacak mı pek zannetmiyorum. Sizin de açıkladığınız hani şey, geç likidite faizinin daha yukarı çekilmesi, oradan yapılacak olan fonlama miktarının daha da arttırılarak, işte bu 10 küsürlerde olan şu anda ortalama fonlama faizinin yine gecelik fonlamayla, işte ihale yöntemiyle ya da işte geç likidite penceresine dayanarak biraz daha sıkılaştırmaya götüreceğini düşünüyorum. Ama bunun ben dediğim sade yani orta haftalık faizi arttırarak yapılacak bir adım kadar etkin olmadığı kanaatindeyim. Bu yönde de çalışmalar var. Yani bilimsel çalışmalarda sınırlı sayıda da olsa, çok fazla da olmasa da, ama bu yönde de para politikasının etkinliğini arttırması açısından bunun daha iyi bir adım olacağı kanaatindeyim diyeyim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Hocam size bir sorum daha olacak. Vaktimiz çok. Buyurun. Çünkü 20.55'e kadar Buyurun. Gideceğiz. Arada çok kısa bir reklamımız var. O bakımdan her ikinizin Buyurun. De bol bol konuşabileceği bir atmosfer var şu anda. Buyurun. Şunu soracağım. Şimdi yarın Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell konuşacak 17'de. Ertesi günde Temsilciler Meclisi önünde konuşacak. Dolayısıyla bizim Merkez Bankamızın karar almasından önce Powell iki kez arıza endam edecek. Bu da Powell'ın atacağı adımların Amerikan Merkez Bankası'nın yönlenmesinin nasıl olacağı konusunda ipuçları verecek. Şimdi dünyanın en büyük Merkez Bankası, herkesin gözünü çevirdiği Merkez Bankası'nın başkanı konuşunca diğer merkez bankaları bir şekilde ya hizaya gelirler ya kendilerine çeki düzen verirler. Burada acaba bizim Merkez Bankamız Powell'ın konuşmalarından sonra bir politika metni oluşturabilir mi? Öyle diyelim ki mesela çok sürpriz bir şey söyledi, beklenmedik bir çıkış yaptı. Bilemiyorum, bunu tamamen farazi olarak söylüyorum. Öyle bir şey yapacağını sanmıyorum ayrıca. O da yani suya sabuna dokunmadan geçecektir. Ama varsayalım ki çok önemli bir açıklama yaptı. Bu durumda Merkez Bankamız bugünden hazırladığı politika metnini Perşembe günü aynen bize sunar mı? Yoksa
Hayır, biz bakalım şunu bir değerlendirelim. Perşembe günü biz de bu politika metnini buna göre dizayn edelim diyebilir mi? Tamamen gelecek, yani bir spekülasyon üzerinden konuşuyorum. Şimdi ben doğrusu böyle bir şey, ben de sizin gibi düşünüyorum, böyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum. Aslında tabii şöyle, piyasa açısından yine önemli bir şeyler söyleyecektir. Yani devam edeceği, politikanın ne kadar daha devam edeceği, politikanın daha burada ne kadar ısrarlı olacağı. Ama esas şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine odaklanmış olduğu maliye politikası açısından baktığımız zaman, yani burada Powell'ın söyleyebileceği daha fazla bir şey yok. Powell sadece bu politikaya, yani görmüş olduğu iyileşmenin yeterli olmadığını, yani buna daha ikna olmadıklarını, ekonominin dolayısıyla daha iyileşme ve en azından ekonomideki iyileşmeyi bir tarafa bırakalım, enflasyon tarafında istenilen gelişmeyi görmedikleri sürece ekonomiyi desteklemeye, parasal genişlemeye devam edecekleri yönünde bir açıklama yapacağını düşünüyorum ben Powell'ın. Ama tabii burada maliye politikası tarafında konuşamayacağı için, o kendisi o tarafta yetkili olmadığı için o konuyla ilgili bir şey söyleyecek mi söylemeyecek mi? Yani Amerika tarafında biraz daha kritik olan nokta orası, destek paketiyle ilgili olabilecek olan açıklama. Şimdi bize gelecek olursak, bizim yani Powell'la ilgili olarak ne söyleyebilir bu spekülasyon üzerinden? Bunun üzerinde biz devam edeceğiz işte. Hatta daha da ileri gidelim. Yani bu piyasaya biz çok daha fazla para vermeye niyetliyiz ve piyasayı daha da fazla likiditeye boğacağız diye bir şey söyledi. Bunun Türkiye üzerinde bizdeki politikayı değiştirecek bir etkisi olmaz. Yani ancak orada ne olabilir? İşte swap'la ilgili Türkiye'ye özel bir şey söylerse. Evet. Mesela böyle bir şey olabilirse, ki bunlar da ihtimali sıfıra yakın olan şeyler olduğu için ben hani oradan böyle bir şey, düşündüğünüz gibi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ama yanılıyor da tabii ki, her zamanki gibi yanılıyor olabiliriz. Umarız da yanılıyoruzdur, çünkü bizim de bence o metnin, Merkez Bankası'nın açıklayacağı metnin değiştirilmeye ben ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Biraz önceki ilk konuşmamda söylediğim gibi diyeyim Ali Bey. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Bir soru daha hocam. Onu da yanıtlayın. Buyurun. Ondan sonra Taner'e döneceğim. Şimdi bu geç likidite penceresi, politika faizi 8.25, 11.25, oradan evet. 12.25'e gelecek muhtemelen. Bu böyle bize evet. bir yeniden Erdem Başçı dönemindeki faiz koridoru benzeri bir simülasyonu anımsatıyor mu? Hayır, bu tamamen karakteristik olarak ondan farklı, onunla bunun alakası yok mu diyorsunuz? Yoksa evet, politika faiziyle bu şekilde hareket edilmesi, yani geç likidite penceresinin yanına iliştirilmesi bir tür yeni bir faiz koridoru anlayışının sonucu gibi geliyor mu? Ben yani bunun Erdem Başçı'nın uyguladığı faiz koridorunun bir şeyi olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani bu tabii ki orada Sayın Başçı bunu uygulamaya koyarken ardında başka bir düşünce vardı. Şu anda bu yapılan konu biraz dolaylı bir faiz arttırımı. Yani o politika faizini ön plana çekmeden, orada bir faiz arttırımı yapmadan, yani faiz arttırımı yaptım demeden faizi parasal sıkılaştırmaya gitmenin bir yöntemi. Bunu daha önceden gördük, bir önceki Sayın Başkan döneminde de benzer uygulama oldu. Ancak evet. bu seferki kadar ön plana çıkmamıştı maalesef. Ve bizim sanıyorum burada o zamandan da bir hep netleşelim bu konuda, sadeleşme denildi Merkez Bankası tarafından. Böyle bir söylem gündeme getirildi. Ben tabii ki bu faiz oranlarının gereğinden fazla bazen eskiden yüksek tutulduğu kanaatindeydim. Ama şu anda bizim net bir politikaya ihtiyacımız var. Yani şu anda gelmiş olduğumuz yer itibariyle net olarak negatif olmayan, yani beklenen enflasyonu da hesaba katacak olursak, gerçekleşen enflasyona göre de yapılacak olursak, negatif faizi uygulamadığını, yani en kısa vadeli faizde de negatif bir faiz
Merkez Bankası tarafından uygulanmadığını net olarak söyleyebilecek bir politikama adımına ihtiyacımız var. Çünkü şu anda bu yeterince bu kafa karışıklığına ihtiyacımız olmadığımız bir dönemdeyiz. Yani Bahçı'nın politika koridorundan bahsetmiştiniz. Orada biraz amaç o anda sermaye hareketlerinin de daha fazla olduğu bir yerde daha politikaya esneklik kazandırmak üzere belirsizlik yaratmak evet. istenilen bir dönemdi. Şu anda bizim bu belirsizlikten kaçınmamız lazım. Yani bu yapılan yöntem daha fazla kaçınmamız gereken şeyi belirsizliği daha da fazla arttırıyor. Dolayısıyla belirsizliğe değil netliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla böyle bir belirsizliğin yaratılması bence şu anda yarar değil zarar veriyor gibi geliyor bana doğrusu. Teşekkür ediyorum. Bana da öyle geliyor. Hakikaten kafa karıştırıcı olabilir dediğiniz gibi. Şu dönemde bütün merkez bankaları öngörülebilir hareketler yapıyorlar. Yani hiçbir merkez bankasından sürpriz gelmiyor. İşte toplantı öncesi Japonya Merkez Bankası hiçbir şey yapmayacak diyoruz, yapmıyor. Varlık alım programını değiştirmeyecek diyoruz, değiştirmiyor. İngiltere Merkez Bankası değiştirmeyecek diyoruz, değiştirmiyor. Varlık alım programına dokunmuyor falan, böyle gidiyor. Dolayısıyla bizim Merkez Bankamızın da öngörülebilir kervanına katılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim sizinle. Size döneceğim hocam, rahat edin. Çayınızı kahvenizi için, görüntüde de olmayacaksınız. Şimdi Taner'i alacağız yakın plana. Grafiğimiz de geliyor. Grafiğimiz politika faizinin gittiği noktayı gösteriyor. Tam ekran gelecek. Şimdi politika faizimiz uzunca bir süredir bir yere park etti. Ne geriye gidiyor ne ileri gidiyor. Yani ne aşağı ne yukarı. Dolayısıyla bu trendin sürdürülebilir olup olmadığını yıl sonuna kadar. Yani Ekim, Kasım, Aralık'da da aynı şekilde sürüp sürmeyeceğini. Bunu şunun için soruyorum. Yani ilave yıl sonuna doğru bir küçük faiz indirimi daha gelebilir mi acaba Merkez Bankamızdan? Çünkü faizin indirilmesi konusunda olağanüstü büyük bir irade var Türkiye'de. Bunu biliyoruz. Yani faizlerin indirilmesi konusunda tüm kamuoyu bunun yani kaynağını da biliyor. Zikretmem gereksiz. Yani başta Cumhurbaşkanı olmak üzere. O sebeple Merkez Bankası'nın buna çok fazla direnmesi mümkün olmayabilir. Bir süre sonra bir kademe daha, örneğin bir 25 bas puan daha gelebilir mi? Önce buraya kadar olan aşamayı değerlendirmenizi istiyorum. Sonra gelip gelmeyeceğini. Evet, faiz sonuçta Merkez Bankası nezdinde kullanılan bir para politikası aracı. Burada Merkez Bankası bu faizi belirleyince piyasada faiz boğuluyor anlamına gelmiyor tabii ki. Merkez Bankası ben bu faizden piyasa sıkıştığı zaman benden gelip borç alabilir diyor aslında. Evet. Şimdi bunu dediğinde eğer ki şu anda işte 10.39'lar civarında bir fonlama faizi var ağırlıklı ortalama. 11-25'ler civarına kadar da çıkması mümkün olabilir bir bant içerisinde hareket ediyoruz. Ama gelin görün ki bugün mevduat faizleri 14'lerin üzerinde, kredi faizleri de 18-19'lar arasına kadar yükselmiş durumda. Bu neredeydi? Bundan daha birkaç ay önce 7'ler civarında konut, tüketici bir sürü kredi kullandırılıyordu. Kamu bankaları başta olmak üzere birçok özel banka tarafından da. Şimdi buradaki artış %100'leri geçti son iki aya baktığımızda. Bunun nedeni aslında bir taraftan dövizin hareketlenmesi, bir taraftan genel faiz eğiliminin yukarıya doğru gitmesi ve kamu bankaları öncülüğünde başlatılan bu faiz indiriminin sona erip tam tersine kamu bankaları başta olmak üzere başlatılan bir faiz arttırımının özel bankalara sıçraması süreci aslında. Son yaşadıklarımız. Merkez Bankası da burada aslında yani şu anda konuştuğumuz işte toplantıda yükseltecek mi, düşürecek mi, aynı mı kalacak dediğimiz aslında piyasa faizine ne kadar yaklaşacağıyla ilgili. Merkez Bankası piyasada mevduat bankaları 14'le mevduat toplarken 10.39'da piyasaya para vermeye devam edecek mi? Esas söz konusu olan bu. Bunun olmaması lazım. Neden? Madem genel olarak piyasa koşullarında faizler yukarıya doğru gidiyor ve arada çok geniş bir bant oluştu artık. Yani bir bankanın mevduat toplamasıyla
Merkez Bankası arasındaki fark gittikçe açılıyor madem. Burada Merkez Bankası'nın da çok ucuza para vermeyi durdurması lazım. Birinci evet. Benim tespitim bu. İki, Merkez Bankası eğer bir kendi hesabına göre enflasyonu durdurmak istiyorsa, tüketici talebini yani talep kaynaklı enflasyonu durdurmak istiyorsa zaten piyasadaki para politikasını gittikçe sıkılaştırması lazım. Çünkü bir geçişkenlik var. Yani döviz fiyatlarındaki hareket önce ithal mallara, sonra ithal ikame mallarına ve dolayısıyla işte yani piyasanın %60-65 civarında bir döviz bazlı fiyat oluşumunu öngördüğümüzde bunun enflasyona doğru yansıması çok kuvvetle muhtemelen. Sonuçta 6.85'lerde son 1,5 ay önce olan kur bugün 7.65'lerde %10'ları geçti buradaki artış. Bunun enflasyon üzerinde kısa vadede en aşağı 2,5-3 puan bir yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkisinden söz etmemiz gerekir. Madem uzun vadede düşmesini istiyoruz enflasyonun, kısa vadede de yükselmesi bekleniyorsa Merkez Bankası burada yapması gereken faizleri yukarıya çekmeli. Ha bunu hocamızın dediği gibi sadeleştirmeyle yaparak tek faiz üzerinden gitmesi en ideal. Evet. Ama hani 8.25'ten 13.14'e çıkması şu anda zor bir ihtimal görünüyor. Yapılacak olan muhtemelen geçli kitle penceresinde bir yukarıya inme. Burada 10.39'da olan eğer yukarıda 11.25 varsa hala Merkez Bankası henüz 11.25'e de çıkarmadıysa yukarıya doğru gidişi az nitelendirebiliriz ama hiç değilse bir başlaması gerektiğini görüyoruz. O yüzden Merkez Bankası bana göre bir adım atacaktır. Özellikle geçli kitle penceresinde hiç değilse duruşunu gösteren bir yukarı eğilimi başlatacak diye düşünüyorum. Politika faizle oynamayabilir, değiştirmeyebilir ama dövizin hareketini durdurmak, TL'deki çıkışı durdurmak hem yerli hem yabancı. Burada Merkez Bankası'nın mutlaka bir adım atarak faiz arttırımlarına başlaması gerekiyor. Evet. Şimdi Twitter adresim ekranın sağında. Eğer katılmak istiyorsanız, görüşünüzü açıklamak istiyorsanız, herhangi bir şekilde eleştiriniz varsa bunları lütfen yazın, paylaşın bizimle. Bir tane geldi, onu Taner'e soracağım. Bir izleyicimiz diyor ki, bence politika faizini artırmayacak ama her an artırabilirim mesajı verecek. Ben de aynı kanaatteyim, katılıyorum. Çünkü piyasanın buna ihtiyacı var. Yani Merkez Bankası hiçbir şey yapmayıp sırtını döner giderse bu biraz aksi bir etki yaratabilir piyasa açısından. En azından birkaç gün sallanırız. Ama ben uygun durumlarda, gerekli koşullarda politika faizini artırabilirim ve tüm enstrümanları kullanabilirim gibi böyle çok kuvvetli bir mesaj vermesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bunu aslında tüm kararlarının alt tarafında yazıyor. Yani evet. Sıkı duruşunu korumaktadır. Gerekirse ek sıkılaştırma önlemi alınacaktır. Hani ilaveten yani bir şey gelebilir mi? O anlamda sordum. Evet. Yani o söylemin çok daha kuvvetlendirilmesinin ben çok etkili olacağını zannetmiyorum. Yani burada net bir hareket gerekiyor. Sonuçta hiçbir şey olmamış gibi yapmak işin açıkçası spekülatörlerin ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyor. Evet. Burada TL'ye karşı olan atakları kuvvetlendirmek anlamına geliyor. Çünkü gerçek hayat öyle değil. Yani ne Londra piyasasındaki swaplar, ne yurt içindeki faizler size buradan fonlama imkanı olmadığını gösteriyor zaten. Yani diyorum ya, ölçeğine göre işletmeler 18'de 19'da kredi kullanıyor bugün. Daha küçük işletmeler daha yüksekle kullanıyor. Tüketici kredi faizleri özel bankalar tarafından zaten çok hızlı bir şekilde arttırılmış durumda. Benim bakış açım eğer ki Merkez Bankası uzun vadede faizleri aşağı çekmek istiyorsa kısa vadede piyasanın tepkisine kulak vermeli ve bir adım atarak ben burada oyundayım, ben piyasadaki hareketleri izliyorum ve ona göre de aksiyon alıyorum demesi gerekiyor. Bunu sözle değil mutlaka faize dokunarak yapması gerekiyor.
Evet. Peki, çok teşekkürler. Lütfen hatta kalın. Arkadaşlarımız şimdi bir reklama çıkacağız. Reklamdan dönüşte sizinle devam edeceğim. Yani soruyu da peşin sorayım. O zaman düşünme şansınız olsun. Jerome Powell'dan ne bekliyorsunuz? Biraz önce Ege Hoca, Jerome Powell'ın mesajlarına göre bizim Merkez Bankamız herhangi bir şey yapmaz dedi. Dolayısıyla onu yanıtı verilmiş bir soru olarak kabul ediyorum. O kısmını yanıtlamanız gerekmez. Ama Jerome Powell yarın ve öbür gün ne tür mesajlar verecek? Bunlar global piyasalar açısından ne ifade ediyor? Sorusunun yanıtını hazırlayın lütfen reklamdan sonra. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ege Yazgan ve Spartako kurucu ortağı Taner Özaslan'la konuşmayı sürdürüyoruz. Söz sırası Taner'deydi. Soruyu da peşin sormuştuk. Jerome Powell'ın konuşmasından ne bekliyor? Yani Jerome Powell bu konuşmalarında yarın öbür gün, Perşembe de var ayrıca ama Perşembe günü bizim politika faizi kararımız gelmiş olacak. O bakımdan onu katmıyorum ama yarın öbür gün ne söyleyebilir? Bu global ortamı ya da durumu nasıl etkiler? Evet, Powell'ın geçen haftaki hem faizle ilgili sunumu hem de faiz kararı bize faiz arttırımını bile düşünmemeyi düşündüklerini gösterdi. Yani en aşağı 2 sene faizle ilgili hiçbir şey konuşmayacaklar. Görüntü böyle. Evet. Ama burada koronavirüsle ilgili kongre sunumu gerçekleşecek. Yani özellikle ikinci dalgada ne yaparız aslında? Hepimizin bildiği gibi Fed koronavirüsün Mart ayındaki yayılma sırasında hiç beklenmeyen bir anda faizleri yani normal toplantı zamanında dışına çıkarak hızla aşağı çekmişti. Şu andaki 0.025 bandına düşürmüştü. Burada piyasaların beklediği şu, acaba ikinci dalga geliyor mu ve Fed buna karşılık acil bir önlem için kongrede herhangi bir şey söyler mi? Bize bu bir ışık verir mi noktasındalar? Çünkü kongre ciddi anlamda seçim öncesinde halkın en istediği şekilde davranmak istiyor aslında. Yani başkanlığı kaybetmek istemiyorlar, başkanlığı. Tabii. Kongre üyeleri ve burada biraz terletecekler. Ciddi anlamda cumhuriyetçiler tarafında muhtemelen yeni önlemlerin gelmesi üzerine terletici sorular gelecek. Ve bunun karşılığında demokratlar da burada yapması gerekeni yapmasıyla ilgili bir anlamda ters söyleyecekler. Yani kongre ciddi anlamda seçim öncesinde Powell'ı bir tarafa doğru eğme ile ilgili iki tarafın böyle çapraz ateşine tabi olacak gibi. Bana göre Powell'ın en zor kongrelerinden bir tanesi gerçekleşecek. Bunu Yalın da yaşamıştı aynı şekilde. O da terlemişti. Daha sonrasında da bir anlamda yer değiştirilmişti. Benim gözümde Powell'ın eğer tabii yani bir 2 ay kala yer değiştirileceğini veya istifa ettirileceğini düşünmüyorum. Ama Powell'ın bir miktar baskıyla konuşacağını, özellikle yeni eylem planları ile ilgili bir miktar elinin açık olacağını düşünüyorum. Evet, güzel. Peki Ege Hocam, sizi görelim. Şimdi bir izleyici sorusu var. Onu önce yanıtlayalım, sonra işsizlik konuşacağız. Burhan Avcı diyor ki, ben 100 bas puan faiz artışı yapacağını düşünüyorum. Tabii geç likidite penceresinden yapacağını düşünüyor. Yoksa politika faizi konusunda hiç kimsenin herhangi bir şekilde Merkez Bankası'ndan bir artırım beklediği yok. Bunu biliyoruz. Eğer öyleyse yazabilir tekrar Burhan Bey. Ben öyle soruyu yorumluyorum. Size göre 100 bas puan ne sağlar? Yani piyasa açısından ne gibi sonuçlara yol açar? Tabii özellikle kur açısından soruyorlar. Şimdi şu anda bütün fonlamayı geç likidite penceresine kaydırsa, sizin de dediğiniz, belirttiğiniz gibi 11.25, yani bütün fonlamayı, piyasaya yapacağı fonlamayı 11. maksimum şu anda 11.25. Evet.
Tabii yani bütün fonlamayı geçtiği kitle penceresine kaydırmak da biraz zor. Radikal bir adım yani, evet, zor yani, yapılabilir tabii ama yani ciddi radikal bir adım yani, mümkün de değil yani, bazen bazı şeyleri hesaba katacak olursak. Dolayısıyla 11.25 ulaşılabilecek bir üst sınır tam değil yani, oraya yaklaşabilir. Dolayısıyla üst sınırı 12.25'e çekmiş olacak. Dolayısıyla elbette piyasaya net bir biraz daha sıkılaştırmaya devam edeceğine dair. Şu anda 10.39, evet. Oradan yukarıya doğru gideceğine dair daha net, zaten o sinyal, yani zaten piyasa bunu bekliyor. Daha da yukarıya doğru gideceğine dair bir sinyal vermiş olacak. Fakat dediğim gibi yani bu kur tarafında bir rahatlamaya sebebiyet verir mi? Elbette bir parça onu göreceğiz. Bir parça belki kurun üzerindeki baskıyı biraz daha hafifletebilir. Zaten sorunumuz şu anda bu. Yani dolayısıyla çünkü biz bu faiz artışını gündeme getirmemizin konusu şu anda dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı tekrar gündeme gelmiş olması ile birlikte, yani zaten Merkez Bankası'nda döviz rezervlerinin son derece azalmış olması nedeniyle şu anda bizim zaten sermaye hareketleri de Türkiye'den çıkış var, içeriye giriş olmasını da beklemiyoruz kısa vadede. Bu nedenle içeride en azından Türk vatandaşlarının burada dövize olan yönelimlerini bir ölçüde engellemeye yönelik bir adım olmasını bekliyoruz. Yani ben böyle bir 100 puanlık bir artışın bu doğrultuda bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama tabii yine başta dediğim gibi bu katkının sınırlı olacak. Yani öbür tarafta yapsa, daha net bir açıklamayla yapsa, daha belirli bir şekilde yapsa, bu etki, piyasa üzerindeki etkisi, ikna edicilik etkisi daha net olacak, daha fazla olacak. Ama onun nedenlerini de hani biliyoruz, bunu yapamayacak diye düşünüyoruz. O zaman yapılabilecek ikinci en iyi olan şey böyle bir politika. 100 yeterli midir yoksa daha da mı ilerisi gerekir vesaire. Şu anda tabii zaten kademe kademe sıkılaştırmaya devam ettiği için şu aşamada hani 100'ün daha ilerisini görmeye pek gerek olmadığını düşünüyor. 100 bence de beklenilecek olan şey geçtik kitle penceresi üzerinde. Ama tabii yani hani bu da kesinmiş gibi konuşmamak lazım. Yani burada da belli bir sürpriz karşımıza çıkabilir. Yani ben bu piyasaya bir de söylenilecek olanların da tabii ki önemi var. Ama bir şey yapılırsa, yani geçtik kitle de bir 100 bas puanlık bir artırım ve bunu destekleyecek belli bir politika metni, bu metinle birlikte. Evet. Tabii ki burada döviz piyasası üzerindeki bu baskı biraz hafifler gibi geliyor bana. Çünkü burada en yumuşak karnımız maalesef burası. Çünkü zaten kur artışının da daha öncelerde olduğu gibi bu pandemi ortamı olmasaydı, kur artışı ekonomiyi kendi kendini belli bir düzenlemeye doğru götürebilirdi. Nitekim daha önceki resesyonumuzda olduğu, geçtiğimiz yılda nasıl cari işlemler fazlası verdiysek oraya doğru götürebilirdi. Ama şu anda maalesef bunu yapması mümkün olmadığı için zaten böyle bir politika hamlesinin gerekliliği malum. Dolayısıyla bunun da nedeni, yani tekrar tekrar söylemeye gerek yok, döviz kuru piyasasındaki baskıyı hafifletmek. Maalesef çok da fazla yapılabilecek, bu baskıyı hafifletebilecek başka bir şey kısa vadede, yani çok kısa vadeli olarak konuşuyoruz, gözükmüyor gibi geliyor bana Ali Bey. Teşekkürler. Evet, güzel. Peki, şimdi işsizlik konuşacağız hocam. 6 numaralı grafiğimiz geliyor. Bu genç işsizliği tabii, tam ekran göreceksiniz şimdi. Genç işsizliği 2020 başında, yani 2020 itibariyle Almanya'da 5.7. Seçilmiş ülkeler bunlar. Hani bütün ülkeleri koyamazdık buraya. En iyisini, en kötüsünü seçerek koyduk. Avrupa Birliği ortalaması 17. Avrupa Birliği ortalamasını Yunanistan, Portekiz ve İspanya yükseltiyor biliyorsunuz. İspanya'nın %41.7, Türkiye'nin de 26.1. Ben koronavirüs öncesi
bütün tablolara baktığımda en çok İspanya'ya acırdım. Böyle işte İspanya'da gençler iş bulamıyor. Biraz da Yunanistan'a acırdım. Şimdi bize acıyorum ben. Türkiye'ye acıyorum. Acaba yani daha fazla acımamız gerekiyor mu ya da ne yapılması gerekiyor? Çünkü çok yüksek bir oran. %26 yani hakikaten. Üstelik de korona ortamında gençlerin behemal bir şekilde bir yerlerde olması lazım ki enerjilerini sarf edebilsinler, birikimlerini aktarabilsinler. Buyurunuz. Yani maalesef evet dediğiniz gibi şey kaygı verici bir durum. Zaten Türkiye'nin yani işsizliğin kendi mutlak düzeyinin dışında genç işsizliğinin yüksek olması. Tabii İspanya düzeyinde değiliz Allah'tan ama Avrupa Birliği evet yani ortalamasının üzerindeyiz. Yani çok ciddi bir oran. Şimdi bu konuda ne yapılabilir? Bu konuda hani kısa vadeli yapılabilecek çok fazla şey yok maalesef. Yani orada kısa vadede belki yapabilecekleriniz var. Bunlar genel işsizliğinde belli bir ölçüde aşağıya çekmek düzeyinde etkin olabilme potansiyelleri var ama yani özellikle burada gördüğümüz bu genç işsizliğini ortadan kaldıracak daha uzun vadeli politikaların uygulamaya girmesi gerekiyor. Sonuçlarını en azından orta vadede alabileceğimiz politikaların uygulamaya girmesi gerekiyor. Burada da tabii bizim yani uzun yıllardan beri konuştuğumuz artık ister istemez de sonuna geldiğimizi gördüğümüz bir büyüme modeli konumuz var. Bu büyüme modeli tabii ki iç talebe yani daha çok hizmet sektörü ağırlıklı bir büyüme modeliydi bu. Bu tabii inşaat sektörü hep ön plana çıkarıldı burada. Yani iç talebe yönelik hizmet ama genel olarak hizmetler sektörü yani iç talebin dediği. Burada tabii ki cari işlemler açıklarıyla birlikte bu gündeme geliyor. Ve bunun baskıladığı, daha doğrusu gelişmeyi baskıladığı evet. sektörlerde tabii ki sanayi gibi aslında daha kalıcı, daha uzun vadeli, kısa vadede kalıcı ve sürekliliği olan iş yaratma potansiyeli ve daha çok gençleri kendi bünyesine çekebilecek olan bir sektör. Sadece sanayi sektörü değil, bunun aynı zamanda yani katma değer yaratıcı, dış ticarete açık olan hizmetler sektöründe bu işin içinde değerlendirmek lazım. Anladım. Yani peki. Biz burada bu böyle bir yönelime doğru ister istemez gideceğiz ve gideceğiz. Yani bunun sonucunda da bu genç işsizliğimizde orta vadede belki kendini aşağıya doğru çekecek ama çok önemli bir tabii ki baş problemlerde. Daha yapılabilecek tabii ki mikro anlamda da birçok politika var. Tam detaylara giremiyorum. Eğer belki ileride peki, yine söz hocam, olursa. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için. Kalın, ekranda kalın. Yani vaktimiz bitti ama en azından sizi görmek isteyenler olabilir. Şimdi Taner, lütfen Taner'i görüntüde görmek istiyorum. Aynı soruyu sana da soracağım. 2,5 dakika kadar vaktimiz var. Genç işsizliği. Nasıl çözmeliyiz? Ege Hocam, çözmeliyiz, çözmek zorundayız, çözmemiz gerekiyor diyor. Evet, bu doğru. Ama işte model bulmak lazım bunun içinde. Evet, yani ekonominin bir kere büyümesi lazım. Ama büyüme tabii bizim miktarsal büyümeden bahsediyoruz ama bir taraftan da rakiplerimize göre de büyümemiz lazım. Uluslararası ölçüde. Aynı zamanda bizim kişisel milli gelirin dolar bazında da büyümeye devam etmesi lazım. Yani bugün işte gittikçe kan kaybeden bir kişi başı milli gelirimiz var. Bu 11 bin dolarlarla geliyor. 7 bin dolarlara doğru inmeye başladı. Bunu tekrar bir kere uluslararası ölçekte de dolar bazında mutlaka yükseltmemiz lazım. Bu da aslında ülkeye milli geliri bir anlamda ihracata dönelik politikaları kuvvetlendirerek olur. Bir kere cari açığı hızla kapatabilme, dış ticaret açığını hızla kapatabilme üzerine politikaları bir taraftan geliştirmek zorundasınız. Yani büyümeyi kalkınma modeliyle gerçekleştireceksiniz ki bu hem normal iş gücüne hem gençlere olanak sağlayın. Ama daha kısa vadeli politikalar neler yapılır? Ne bileyim... SGK'ları 25 evet. altında hiç alınmaz. Ne bileyim muhtasar dediğimiz vergiler hiç alınmaz. Yani bu nüfusu yeni öğrencileri evet. istihdama katabilmesi sağlanabilir. Özellikle
işverenlerin. Burada belirli teşviklerle bu çok korkunç boyutlara gitmiş olan ama tabii bir İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeleri de gördüğümüz için hani onlarla kıyaslamak ne kadar doğru? Biz gittikçe kötüleşiyoruz. Onlar zaten kötüydü. Hani onların bu kadar kötü olduğunu varsaymak çok doğru değil. Zaten orada yapısal bir durum var. Bizim ölçümlerimiz tam olarak aynı değil işçilik, işsizlik tarafında. Keza hepimiz de biliyoruz. Son 6 aylık işten çıkarmaların yasaklandığını da biliyoruz. Evet. Yani bundan çok daha yukarıda olabilirdi diye de altını çizmek lazım. Peki, çok teşekkürler Taner. Sen de süreyi çok iyi kullandın. Ege Hocam çok teşekkürler. Taner çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Için. Bir sosyal medya haberimiz var. Onunla size veda edeceğiz. Sosyal medyada bugün gündem olan, bugün Dünya Alzheimer Günü ve hangi ülkede Alzheimer ne kadar yaygın diye bakıyoruz. Bir grafiğimiz var. Almanya'da 1.585.000 kişi. Almanya bizimle neredeyse denk nüfusa sahip. Dolayısıyla çok yüksek olduğunu hemen söyleyebiliriz. İtalya'da Avrupa'nın orta ölçekli ülkelerinden bir tanesi nüfus bakımından. Orada da oransal olarak çok yüksek. 1.279.000. İspanya bir miktar altta, yani daha iyi durumda. Oransal olarak İtalya'ya ve Almanya'ya göre daha iyi durumda. 852.000 Alzheimer hastası var. Türkiye 528.000, 83 milyonuz. Dolayısıyla oransal olarak Almanya'dan iyiyiz, İtalya'dan iyiyiz, İspanya'dan da iyiyiz hatta. Hollanda durumu iyi değil. 10 milyonluk bir ülkede 256.000 Alzheimer hastası var. Yunanistan 9 milyon. Orada da 213.000 hasta var. O da çok yüksek oransal. Belçika 192.000. Belçika'nın nüfusunu bilmiyorum, şimdi söylemeyeyim. Ama yüksek olduğunu söyleyebilirim. İsveç 168.000. Bulgaristan 8 milyon. Orada da çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Norveç'te durum idare eder vaziyette. Alzheimer biliyorsunuz bir beyin hastalığı. Beyin dokularının, yani beyin hücrelerinin bir tür böyle sünger gibi kendi kendini çekilip kendini yok etmesiyle ortaya çıkan ve bir süre sonra hafıza kaybına yol açan bir hastalık. Pek çok sebebi var, pek çok etkene bağlı olduğu söyleniyor. Henüz tedavisi yok. Eğer pandemi olmamış olsaydı dünya tıp otoriteleri şu anda bir tek onun üzerinde çalışıyordu ve çözümünü de bulabilirlerdi önümüzdeki birkaç yıl içinde. Fakat ne yazık ki şu anda pandemi dolayısıyla bu ortadan kalkmış durumda bu olasılık. Peki, böylece bugünü de noktalıyoruz. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Birazdan son seansta karşınızda olacağım.